Canım, bir süre görüşemeyeceğiz. Neden? Bu seni korumak için. Senin başına ne gelecekse benim başıma da gelsin. Gitmiyorum hiçbir yere. Derya, sen de uzak olmak benim için kolay mı sanıyorsun? Ama seni korumam gerek. Şimdi biri seni evine bırakacak, beni aramayacaksın. Benimle bağlantıya geçmek için hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Tamam değil. Bak, gitmeyeceğim. Benim bu evde kalıp kalmayacağım bile belli değil. Gideceksin öyle mi? Benimle gitmeye cesaretin yok. Ama bensiz başını alıp gideceksin ve bunun adı fedakarlık mı Nihat? Derya, bak, benim gideceğim ya da burada kalıp kalmayacağım hiçbir şey belli değil. Ama kafamı toparlayabilmem için senin güvende olduğundan emin olmam lazım. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Bu ayrılık çok uzun sürmeyecek. Sana söz veriyorum. Vallahi hiç fena değildi ya ilk güne göre. Bayağı iyi geçti. Hatta böyle ilk günümüzmüş gibi de değil. Böyle 2-3 haftadır çalışıyor gibiyim. Vallahi insan bir şey çok isterse olurmuş. Sen de çok istedin, çabaladın. Oldu. Öyle oldu galiba. Bu ne? Şey, Derya'ya sormuştum. O da bir kahve makinesinin olmadığını söyledi. O yüzden ben de buraya yakışır bir tane aldım. Çok sağ ol. Gerçekten ihtiyacım vardı öyle bir şeye. Bu küçük makinelerle de olmuyor yabancı kahveler. Yani zaten yapmasını da bilmiyorum. Ama bakmıştım ben bunları. Bunlar bayağı pahalı. Ay, yok ya, şey... Bizim çocuklar bir toptancıdan falan almıştır. O yüzden bayağı hesaplı çıktı. İstersen kurayım. Yok, hiç zahmet etme şimdi. Sen onu şöyle koyar mısın? Ben yer açarım, yarın biz kurarız. Emir, geldi mi? Geldi buralarda. Ne yapıyormuş Ankara'larda? Şimdi yadırgamıştır. Yabancı yer falan. Ya tabii büyük bir ihtimal kötü hissetmiştir kendini de. Bilirsin işte, anlatmaz hiçbir şey. Şey, siz galiba çıkıyordunuz. İstersen bırakayım sizi. Hayır diyemem valla. Çünkü ayaklarıma kara sular indi, çok sevinirim. Evet, yorulmuş gibi bir halin var. Tamam kızım, gidiyoruz. Hadi bakalım, tamam. Dikkatli gidin.
Aracınız hazır Nihat Bey. Çantaları da yerleştirdim. Arka taraftan gidelim. Orası daha temiz. Anne. Mutfaktayım canım. Aa. Hayırdır Neriman Hanım? Piyango mu çıktı, ziyafet sofrası kurmuşsun? İş buldum, onu kutluyoruz. Aa, ne işi ya? Böyle malikane gibi bir yerde çalışmaya başladım Sibel. Personel müdürü oldum. Evet, hizmetçileri falan koordine edeceğim. Yani evin hanımı yerine ben emir vereceğim. Yani görsen o kadar güzel bir iş ki. Vallahi Sibel, körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Sen hiç yorulmasaydın anne ya. Ben de iş buldum bugün. Aa! Ya? Ay, ajanstan mı aradılar yoksa? Ne ajansı ayol? Kübra ile Derya'nın pastanesinde garsonluk yapmaya başladım. Ne? Sibel saçmalama. Sen garsonluk falan yapamazsın. Yapacağım anne. Mecbur. Ne yapayım? Bütün evin yükünü senin omuzlarına mı yıkayayım? Ay Sibel kusura bakma ama bu benim hiç içime sinmedi. Ya hayır yani. Sen hizmet edemezsin ki kızım. Sana hizmet edilebilir ancak. Allah Allah anne ya. Durumumuzu görüyorsun. Ne yapayım? Hem sevdim ben o işi ya. Rahatım orada. Çok rahatım hem de. Ya göz önündeyim ama gözünü dikip bakan yok. Ne lüksmüş canım poz vermemek. Hem gör bak, şahane bir yer olacak orası birkaç aya. Buraların en çok konuşulan pastanesi olacak orası. Çok güzel planlarım var benim orası için. Ay Sibel ama yani sen orada sonuçta maaşlı bir eleman gibi olmayacak mısın? Ya, mekan senin değil malum. Bence çok fazla kaptırma kendini. Anne seninki çoluyor. Ay bakıversene Sibel ya. Tamam. Alo. Neriman Hanım. Yok kızıyım ben. Kendisi müsait değil şu anda. Buyurun. Aa, kızım yarın tekrar annenin gelmesini söyler misin? Melek Hanım onu ablasının evine de göndermek istiyor. Hemen yan ev. Pardon anlamadım. Ne için istiyorlarmış? Temizliğe gitmesi için. Tamam, iletirim ben. Sağ ol. Kimmiş kızım? Hiç anne. İş yerinden aradılar. Bana bir şey söylemediler. Müsait olunca arasın dediler işte. Ha. Ha iyi, yemeğimizi yiyelim de ben ondan sonra ararım. Ya herhalde evin hanımı demek ki yarın da olmayacaksa bana talimat verecektir. Yani şunu yap, bunu yaptır falan gibilerinden. Görsen o kadar da tatlı bir kadın ki. Nasıl böyle kibar, çok şeker. Ben balıkları da getireyim. Hadi başlayalım yemeğimize. Senin ipini kendi biraderine çektireceğim yiğit. Emir asacak seni. Efendim. Savcı Bey günaydın. Uyandırdım mı? Kimsiniz? Sizinle görüşmek isteyen birisi. Bu sorumun cevabı değil. Kimsiniz dedim. Söylemeyeceksiniz kapatacağım. Nihat ben. Nihat Demir.
Sen beni niye arıyorsun? Seninle konuşacak neyimiz var bizim? Abin olabilir mesela. Abin hakkında konuşabiliriz. Benim bir abim yok. Başka? Ha, doğru. Söylemişlerdi. Sen hukuk için, adalet için abini bile tanımazsın. Tamam o zaman. Annen hakkında konuşalım. Ya da baban hakkında. Ya da onlara yapılanlar hakkında. Adres ver bana çabuk. Nihat dün akşamdan beri sırra kadem bastı. Aslında o itleri kapısına atmakla tedbirsizlik ettik. Ne kadar uzağa kaçabilir? Ben nasıl olsa onu bulacağım. Biraz diken üstünde yaşayacak. Sürünecek. Ne zaman ve nereden çıkacağımın korkusuyla yaşayacak. Orası öyle tabii. Neyse, Sadet'e gelelim. Artık abiyle tanışma vaktin geldi. Hazır ol, abi seninle konuşacak. Tabii Hakkı Bey. Savcı Bey hoş geldin. Seni dinliyorum. Seni dinlemen de olmaz. Sen daha stajdaymışsın. Sayın Başsavcımın dinlemesi lazım beni. Sen ne demek istiyorsun? Gizli tanık olmaya mı karar verdin? Siz bu örgütü çökertmek istemiyor musunuz? İşte fırsat ayağınıza geldi. Onların içini dışını benden iyi kimse bilemez. Sen benim buna inanmamı mı bekliyorsun? Ayrıca bildiklerini anlatsam bile bu işlediğin suçları yok saymayacaktır. Nerede ne kadar ceza indirimi alacağını anlattığın bilgiye göre mahkeme karar verecek. Ama sen Nihat her türlü hapis yatacaksın. Benim derdim hapisten yırtmak değil, hayatta kalmak. Ha bir de Yiğit'in senin elinden adalete boyun eğdiğini görmek. Senin adaletinin terazisi nasıl Emir? Herkes aynı tartıyor mu? Yoksa yakın akrabalara ayrı muamele var mı? Sayın Başsavcım, sizinle acil konuşmamız gereken bir konu var. Bir gizli tanığımız var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.